insanı. Yaşat ki devlet yaşasın. Mektebi Tıbbiye Şahane, İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın düsturuyla Sultan II. Abdülhamit Han tarafından 1903 yılında açıldı. Okul 2015 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla aynı mekanda aynı anlayışla tekrar hayat buldu. Askeri ve sivil tıp eğitimini tek bir çatı altında toplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, tıp alanında dünyanın en büyük merkezlerinden biri olmak gayesiyle yola koyuldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yaşam Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'yla Mektebi Tıbbiye Şahane Külliyesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite bugün 16 ilde 58 eğitim ve araştırma hastanesi ile dünyada en geniş ağ ve yapıya sahip kurumlar arasına girdi. Yapımına 1894 yılında başlanan Mektebi Tıbbiye-i Şahane, 1903 yılında eğitim faaliyetine başladı. Tıp eğitimi alan tıbbiyeliler, istiklal ve istikbalin tehdit altında kaldığı her durumda mücadelenin en ön saflarında yerlerini aldılar. Çanakkale başta olmak üzere pek çok cephede şehadeti yürüyen tıbbiyelerin torunları 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimine yine aynı cesaret ve kararlılıkla karşı durup darbenin akameti uğratılmasında aktif rol üstlendiler. Bu uğurda şehit oldular, gazi oldular. 15 Temmuz'da görüldü ki tıbbiyeli ruhu Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde dün olduğu gibi bugün de özünden hiçbir şey yitirmeden yaşamaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan GATA, 15 Temmuz 2016'dan sonra Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu ve Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu adlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne devredildi. 119 yıldır ülkemize ve ordumuza hizmet etmeyi kesintisiz olarak sürdüren okul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi olarak hem askeri hem de sivil alanda hizmet etmeye devam ediyor. Son yıllarda gerçekleştirilen sağlık reformlarıyla her şeyin en güzelini hak eden vatandaşlarımız daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeye başladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu dönüşümün önemli parçalarından biri olup sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada insanlığa hizmet etmek için elini taşın altına koydu, koyuyor. Somali Mogadişu'da açılan Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu hedefin ilk halkalarından biri. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yurtdışı çalışmalara Sudan ve Filipinler de eklendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi sadece Türk öğrencileri için değil, yurt dışından gelen öğrenciler için de önemli bir merkez haline geldi. Kosova genç ve gelişmekte olan bir ülke. Ben de gelişmekte olan Kosova'ya sağlık alanında en üst desteği, Türkiye'de sağlık alanında alacağım eğitimle vermeye çalışacağım. عم ادرس هون وان شاء الله بعد ما نتخرج حنحاول او عفوا حنرجع على سوريا ونحاول قدر الامكان نضم الجراح السوريين ونساعدهم لانه بنعرف عاشوا كثير صعوبات باخر فتره الحرب. Türkiye'nin tıbbi tahsilinin dünyaca daha inkişaf ettiği için ve gelecek kariyerimin daha sağlam adımlarla ilerlemek için burada okumayı tercih ettim. Katara gideceğim takap uygulayayım. Ben inşallah nikahı daktarım. Hemen hani hudumiye ineceğim. Bu kadar kayfini daktarım. Kardeş önce Türkiye'ye tıp tahsilini almak için gelmişim. İnşallah tahsilimi tamamladıktan sonra şerefli, vicdanlı ve savadlı bir hekim olarak Azerbaycan'a, Karabağ'a gideceğim. Ümmete ve tüm insanlığa faydalı olabilmek için iyi bir hekim olarak kendimi yetiştireceğim. Demen yufi purnek doktor bubah. Bugüne sama ekol bubah, bugüne Türkiye'den bubah. Burada büyük bir aile gibiyiz. Staj yapıp deneyim kazanabileceğimiz birçok branş hastanemiz var. Bunu da başka üniversitelerde bulmak imkansız. Deneyimli eğitim kadrosu zengin olanaklarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmekte kalmıyor, bilimsel araştırma projeleri, medikal tasarım ve üretim merkezi,
ve diğer araştırma ve uygulama merkezleriyle tıp literatürüne önemli katkılar sağlayan çalışmalara da imza atıyor. Sağlık Teknokenti kurmanın yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapan üniversite, sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyomedikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirme ile ilgili çalışmalarıyla çok sayıda yeni ürün ve patent ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yeni nesil öğrenme gelişim programlarıyla dijital dünyanın modern araç gereçlerini de etkin kullanmak için projeler yürütüyor. 114 yıllık bir tarihe sahip olan üniversite, kadim tıp bilimini kesintisiz olarak geçmişten günümüze taşıyarak ülkemiz için yeni bir tıp anlayışı ortaya koymak için çalışıyor. Sağlık Bakanlığı ile yapılan birlikte kullanım protokolüyle eğitim ve araştırma hastanelerinin standardını yükseltilmesi için ortak hareket ediliyor, akademik personelin istenilen özlük haklarına kavuşması ve uzmanlık eğitimlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik tüm imkanlar seferber ediliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, geçmişten emanet aldığı Mektebi Tıbbiye-i Şahane binasını gelecek kuşaklara sağlam ve övünülecek bir eser bırakmak için son derece titiz ve kapsamlı çalışmalarla aslına uygun restore ediyor. Sağlık hizmetleri alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin çıtayı her geçen yıl daha yükseğe taşıması gerekiyor. Bunu sağlayacak olan da bu tarihi okulun hocaları ve öğrencileri olan sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak desteğim tüm eğitim öğretim kurumlarımız olduğu gibi Sağlık Bilimleri Üniversitemizin de daima yanında olacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin amacı, tarihinden aldığı bilgi ve donanımla vatana, millete hizmet eden özgüvenli ve adaletli sağlık neferlerini yetiştirmek, tıbbiyeli ruhunu yeniden ayağa kaldırmaktır. Sağlıklı bir gelecek için geçmişle geleceğe.